Herkese günaydın bacikolar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burucumu da hep burada unutuyorum. O yüzden hep arabayı bindiğimde sürüyorum. Sabah evde hemen şöyle temizlik yaptım. 6.30'da kalktım. Evleri şöyle bir toparladım. Bulaşık makinesini falan bir boşalttım. Tencereler vardı, onları hallettim. Gülşen onları yapamıyor çünkü. Bu arada geçen biri sormuş, İnşallah sadece Gülşen'e değil Mithare de iş yaptırıyorsunuz diye. Bazen gerçekten şaşırıyorum. Tabii ki de yaptırıyorum. Bizim evde öyle kız erkek işi ayrımı yok. Neyse, çıktım bacım. Şimdi ilaçlarımı alacağım önce. Demirimi almaya gideceğim eczaneden. Ondan sonra doktora gideceğim ve bugün demir yüklemesini yapacağız. Yaklaşık 3-4 saat falan sürüyor. Turgut da birazdan Mikail'le göz doktoruna gidecek. Ona arkadaş sağ olsun, arkadaşa yazmıştım cuma günü. Hemen pazartesiye boş bir yer varmış. Mikail'e o yere verdi randevuyu. Turgut da Mikail'le oraya gidecek. Öyle bakalım. Ondan sonra bakacağız. Özellikle kolu böyle bol bir şey giydim. Hani daha rahat olsun diye. Öyle bakalım, haydi. Çıkıyoruz, gidiyoruz. Tam 3 tane eczane gezdim ki şu ilacı bulabileyim diye. Neyse aldım. Geldim bakayım şimdi doktora. Ertesi gününden herkese merhaba. En son size demir alacağım diye dün doktora girerken çektim. Orada bıraktım bacım. İçeri girdim. Ondan sonra dediler ki doktor birazdan gidecek. Bu serum en az 4 saat. 3-4 saat sürüyor. Doktor burada olmayacak. Biz de bunu doktor yokken takamayız dediler. Çünkü bu çok riskli. Ve vücut, kan, damar bunu kabul etmediğinde komplikasyon oluşabilecek bir demir ilacı dediler. Bir serum dediler. Ve ben bu sorumluluğu göze alamam dedi. Oradaki çalışan Türk bayan. Gülüm dedi, sakın yanlış anlama. Ben kızım bile, hani kızıma bile dedi, bunu dedi evde takmıyorum dedi. Çünkü dedi olur dedi, vücudun kabul etmezse dedi komplikasyon oluşacak ve bizim dedi müdahale etmeye yetkimiz yok. Mecbur dedi doktorun burada olması lazım. Şimdi vücudun dedi kabul etmeyeceğini falan düşün dedi. Gülüm dedi senin yarın sabah gel ama dedi erken gel. Tamam abucum dedim. Yastığımı da aldım. Şimdi yastığımı aldım, tekrar geldim buraya. Saat 7'de kalktım, 7.30'da evden çıktım. Saat şu an tam 8. Bence millet içeri almışlardır. Anam, anahtarımı unutmayayım. Ghost! Kaldım bullandı. Öyle. Şimdi saat 8, girelim. Şu serumu bir taktıralım artık. Evde yapacak o kadar çok işim var ki. Gidip acım. Neyse. Haydi çıkalım, gidelim. Evet, hemen şöyle şuraya yerleşeceğim. Burası tek oda. Ondan sonra artık yatarım burada 5 saat, 4 saat. Evet. Bacım, ışıkları kapattırdım tepemde, ışık mışık çekilmeyeceğim. Şimdi ilk bir takıldı serum, doktor kendisi takmak istedim. Ama babar iğneyi geri tepti. Şişmeye başladı o yüzden. Ay, nasıl canım acıdı anlatamam. Hemen morardı zaten orası. Onu çıkarttılar, daha sonra burada işte çalışanlardan aldı. Dedi tam bir de ben deliyim. Çok şey diyor, damarların çok ince, damarlarım çok ince, aşırı derecede ince. Evet damar var ama kansızlıktan diyor, bir de bembeyazsın diyor. Damar zaten hani damarların hep çekilmiş, kan olmayınca diyor damar ne yapsın. O yüzden çok zorlandılar damar bulmaktan.
Dedi ki çok acı bir yere yapacağım ama dedi çok özür dilerim dedi. Çok dedi canım acıyacak. Ve iğne bile zor girdi. Şimdi birazdan göstereceğim. İğne bile zor girdi. Bir işte 3-4 dakika falan bayağı bir acıdı. Ama şimdi artık 55 üzerinden sabitlediler ki iğne işte damar geri tepmesin diye. Bakalım bir 30 dakika falan oldu. Bu seferkini daha az sırmatattılar. O yüzden 3-4 saat sürmez. En fazla 1 saat falan daha sürer diye düşünüyorum. 1,5 saat falan. Ama işte doktor geldi. Tekrar yine baktı. Kontrol etti. Ara ara gelip bakıyor. İyi misin? Miden bulanıyor mu? Başın dönüyor mu? Diye soruyor. Şu an iyiyim. Sadece zaten üşüyorum. Damarlarıma buz gibi. Resmen damarıma buz gibi serumun böyle ince ince girdiğini hissediyorum. Acayip değişik bir şey. Öyle. Buradayız bakalım. Üstümü dörttüm. Ciketimle üzerimi dörttüm. Öyle bacım. Bugünlerde geçecek inşallah. Bakın şuradan yaptı. Dedi sakın hiç kıpırdama. Sakın dedi kıpırdama. Şöyle üç yerden, dört yerden bantladılar. İşte kolumun şurasından yaptı. O yüzden şu an ellerimi bile hiç yapamıyorum. Neyse azıcık acısı gitti. Şu taraftan da şurası morardı komple. Öyle işte bakalım. Hani simsiyah bir şey işte. Öyle. Buralardayız bacım, yatıyoruz. Ne yapalım be. Çok şükür bu sefer daha erken bitti. Geçen seferki gibi uzun sürmedi. Geçen gerçekten 3 saat 45 dakika burada oturmuştum. Bugün 1 saat 45 dakika sürdü. Bugün Allah'tan 15 dakikada öyle arkadaki boğa derken geçmek zorunda mıyım ya? Zekalı. Hayret bir şey ya. Sanki çıkmak zorundayım hemen. Sinyal vermemişim, bir şey vermemişim. Cık cık cık. Canım burnumda, bir gerizekalılarla uğraşıyorum ya. Bu da burada öyle bir yerde ki sanki bileklerimi kesmişim gibi. Çıkartacağım şimdi şunu. Tövbe estağfurullah. Hayır, kolum açıldı, sanki bileklerimi kesmişim de bankalmışlar. Tövbe tövbe. Murtgarı. Manyak ya, arabanın içine boğa el yapıyor. Gitmiyorum diye. Gitmek zorunda mıyım? Parktan çıkmak zorunda mıyım? Belki ben de oturacağım burada. Salak. Sinir ediyorsun beni ya. Cık. Araba çok soğuk. Serumla buz gibi. Kolum buz gibi oldu. Deli misin, nesin ya? Allah Allah. Zaten sabrımın, hiç sabrımın olmadığı bir dönemdeyim. Elim ayağım buz ya. Ve acayip açım. Şurada Reva var. Reva'nın oraya bari gideyim de gidelim. Kahve diye bacım. Kakao aldım kendime. Şurada bir sıcak sıcak kakao içeyim. Şunu çıkarayım. Tövbe istedim. Ay yok, damar şişi yok sahanda. Neyse bir bakayım bak. Hamsi, bir kilo hamsi alayım diyorum. Güzel duruyor. Şu istavrit mi? Bak, ona göre karar ver.
Şöyle somonlar da var bak. Somon falan da var. Şu şekilde somon da var. Şöyle böyle balıklar da var. İstersen şundan. Aslında balık Halil'in oraya çok yakındım. 3 kilometre falandı. Şimdi halden istavrit aldım 1 kilo. Bir de 1,5 kilo falan herhalde koca bir somon aldım. Bugün artık taze taze balık yeriz. Arkadaşlar alışveriş merkezine geldik. Mika'yla gözlük almamız lazım. Mika'nın gözlüğü kırılmıştı. Dün sabah çektiğimde söylemiştim. Turgut gözlüğe doktora gitti diye. Şimdi geldik, çok yoğun dedi, randevu vardı. Yarım saat sonra tekrar gideceğiz optike. Bir sus Ömer Halis, bir sus. Tamam ben konuşmam. Konuşma. Gel buraya, para çekeceğiz. Para çekelim, gel. Hep kartla ödüyoruz, gıcık oluyorum. Gel buradan çekelim. Neyse, para çekmeye geldik. Para çekelim. Hadi sen para. Şöyle. Yanlış. Dat. Şöyle. Öyle. Bende de hafif böyle bir baş dönmesi, mide bulantı falan var. Ağzımın içi resmen demir tadı var. Ve üşüyorum, donuyorum. Paradan çekelim. Ne oldu, bir şey çıkmadı mı? Kapalı. 150 oldu. Kamera çekiyorum. Günün şeyini anlatmalıyım çünkü bugün videom yok. Ben sinema yapıyorum gülürken. Babana ver oğlum, babana ver. Laptop 150 euro oldu. Şimdi bir yere girsek bugün gitti. Hele bir markete, tüm parkına falan girsek yetmez bile, yemin ederim. Arkadaşlar şimdi sahte şey bulduk, kamera. Var ya, çok ucuz. Hemen alır. Hemen alın. Dur. 96 sent. 96 değil, 95. 96. Şunlar da çok tatlı. Ben de meti aldım ve şöyle küçük bir şey aldım. Burada abi. Az şuraları gezek bacım. Ben bu ahşaplardan niye vazgeçemiyorum ya? Çok seviyorum ya. Bak şunlar da tatlıymış ha. Sen nesin? Sana ne koyabiliriz ki? Sen anca sus. Aman Allah'ım, çok tatlı, çok güzel ama çok diş kamaştırıyor. Bunların şaka mısın? Çok minnoş. Bir tanesi alsam mı ki? Ay çok tatlı. Şunlar da yine kendin boyamalık. Biri boyamış hatta. Şundan da kaç kere alacak oldum, almadım. Alsam mı ki acaba? Şimdi beyaz gelmiş. Ne bu? Amblem tablet 2.99'a. Neyse. Şu da çok güzel. Bakıyorum acaba bunlar bizim buraya gelmiş midir diye. Bak gelmiş. Buzdolabı için. Koyuyorsun. Şöyle çıkartmadan organizer. Fiyatı ne kadar? Daha kartondan yeni çıkartmışlar. Ne kadar acaba? Bardakların oraya da güzel olur böyle şöyle. Baharatlara falan. İçine baharat koy, şöyle döndür dolandır falan. Ben de Instagram'da gördüm birinde. Bu fiyatlarını yazmamışlar. Neyse. Şu araya da bir girelim, bakalım ne var ne yok. Saatimiz var değil mi daha?
Çok tatlı değil mi? Aa, bunu buldum ben de. Kellogg's tabağı. Bu. Hayır. İyi. Burada her şey ucuz. Her ucuz bulduğumuz alırsa yandık. Hatta bak, bak bu çizane yok. Evet. Ama tabağa ihtiyacım yok. Gel. Ay bakın, ben de artık öyle bir sıkıntı yok. Ama olur da çocuklarınız kalemle duvarlarınızı boyuyorsa, kapılarınızı boyuyorsa, bunlar birebir kalem lekesini çıkarıyor. Artık öyle bir şeye ihtiyacım kalmadı ama Ömer Halis'i çok yapıyordu. O zaman yoktu böyle şeyler. Birebir duvardan kalem lekesini çıkarıyor. Fiyatına da bakın ne kadar ucuz. Bu neymiş? Spotless. Fibrous. Ne, bir koku falan mı? Köşünü kaynıga diyor. Ay mis gibi kokuyor burası ha. Ay şuradan bir iki temizlik bir şeysi mi alsam? Çöp torbamız yok bizim ha. O şurada bak, sen ona bakınca aklıma geldi, çöp torbamız yok. La ilahe illallah, deminden beri konuşup da hiç video çekmemem. Gözlük aldık Mikail'e. Onu şimdi burada lambalandı, indirdik. O amcamlara gidiyor. Abi. Amcamın oğlu çağırmış. Amcamın oğlu da benim oğlumla aynı yaşta olduğu için. Aynı yaş değiller. Sanki benim kuzenim değil de Mikail'in kuzeni gibi. Tamam, Mikail ondan bir yaş büyük. Amcamın değil. Oğlu. Benim kuzenim. Sizin aslında annenizin kuzeni. Ama tabii yani yaşıtlar aynı olduğu için çocuk onlar sanki kuzenmiş gibiler. Neyse bakalım, Gülşen de arkadaşını eve çağıracaktı. Davet edebilir miyim diye aradı. Dedim tabii ki de edebilirsin. Hemen dedim oraları toparla. Çünkü ben sabah saat 7.30'da çıktım. Göstereyim. Sabah 7'de kalktım, 7.30'da çıktım evden. Eve geldiğimde saat 11'di. Sonra bir saat falan bir dinlendim işte. Aynen, bir saat dinlendim. Ondan sonra gözlük almaya çıktık. Şimdi Gülşen evleri yaptığı için bir aşağı ineyim. Kurutmada çamaşır vardı. Onları çıkartayım. Makinedekini oraya atayım. Bir makine daha çamaşır atayım. Ondan sonra... Arkadaşlar. Yo, buradan girebilirsin. Açık orası. Şey var ya. Gitmişler adamlar. Evet, o da tutturdu, ben de geleceğim alışveriş merkezine diye. Sanki alışverişe gidiyormuşuz gibi. Dedik hadi gel, hadi sen de gel. Neyse, akşama menümüzde balık var. Balık yapacağız. Turgut, yarın da annemlerin bahçesine bir gidelim. Hatta istersen akşamüstü gidelim yemek yedikten sonra. Bilmiyorum, çok ağrım var. Gerçi Turgut aynen bir saattir ağrım var diyor. Ameliyat tarafından. Aynen, ameliyatlarım ağrıyor. Şimdi ben senin doktoru bir arayayım bakayım, dur yarım saat sonra açılıyor. Kan değerlerine bir soralım bakalım. Bu araba gitmiş mi oradan? Gitmiş. Sen direkt buranın önünde bırak. Bak bir de gitmiş adamlar diyorsun. Ha, ben onu göremedim. Nasıl bırakacağım burada böyle? Böyle. Geçmeye çalışır ki gene, giremez mi? Resmen Turgut demin sigara içmeye çıktı. Şurada çalışanlar demişler ki, şuradan demişler arabalar geçmeye çalışıyor, sizin camınıza demiş şey yapıyorlar, çarpıyorlar. Dedim Turgut'a kapat yolun girişini, kimse giremesin. Sen benim evim önden niye geçiyorsun ya benim kaldırımımdan? Hayret bir şey. Bir de camımızı aynaya şey yapmışlar, vurmuşlar. Vurmuşlar mı? Millet Allah'tan da korkmuyor ya. Haram zıkkım olsun. Cama vurmuşlar. Evet, eve geldik canlar. Şöyle bir kilo istavrit aldım. Adama temizletirim ama kafasını kesmemiş ya. Ben keseceğim ama kafasını, böyle yiyemem. Bir de somon aldım. Somonu bayağı büyük aldım. Şöyle şu şekilde büyük,
taze olmuşken dilimleyip derin dondurucuya koyacağım. Şimdi şöyle üç parçasını keseceğim çocuklar için. Diğerlerini de şöyle dilimleyip dondurucuya koyacağım. Şunu alacağım ama ya. Neyse dur, sonra uğraşırım onunla, şimdi uğraşasın. Dış çok kuru çünkü. Tam şimdi bunun için. Evet canlarım benim. Şöyle artık akşam oldu. Yemeklerimizi pişirme vaktimiz geldi. Çocuklara şöyle somon yapıyorum. Tabii ki bundan yemek isteyen bundan da yiyecek ama şöyle somon da yapıyorum. Somonun altı için efendim çocuğum. Dokun. Spagetti yaptım. Misafirimiz de var. Gülşen'in arkadaşı İnanur. Aynen. Şöyle bol kızgın yağda pişiriyorum. Mısır unu, tuz ve biraz da normal beyaz un. Ekledim, karıştırdım. Şöyle güzel. Ne yapıyorsun be? Ben hamsiyi koydum tavaya da başladım oynamaya. Buranın kapısını kapatsana. Buranın camını tam açtım. Kapıyı kapat oğlum. Anne. Böyle bakalım. Kapat oğlum kapıyı tam. He annesinin gülü he. Neyle? Hamsi koydum tavaya. Hamsi baktım. Ver ver mangal yok şu an. Bayatılır. Ne? Dokunayım mı? Dokunma gözüne. Neden? Niye dokunuyorsun canım balığın gözüne? Ama sanki... Bu arada bunları komple dışının belirtili güzelce temizledim. Şuraya birkaç tanesini ayırdım. Onları buzdan götüreceğim. Şimdi böyle buna da sarımsaklı güzel böyle baharatlı sarımsaklı bir sos yaptım. Tavaya... Bunlar da var. Aha. Önce burada tereyağı şöyle bir kızdırdım. Sonradan kendi yağıyla birlikte böyle kısık ateşte pişecek. Zaten somon çok da pişen bir balık değil. Yani hemen pişen bir balık. Çok uzun süre pişen bir balık değil. Hemen de pişiveriyor zaten. Bayağı acıdı. Kıs, iyice kıssın. Ondan sonra çevirelim. Tabağı hazır. Mikail amcamlardan. Bakın şöyle bir şey yaptım. Afiyet olsun. Kuzucuklarıma geçtik. Sofra ben kaldıracağım. Gülşen arkadaşı burada kalacak bu akşam İnanur.
Dedim size elinizi sürmeyin. Çünkü ben zaten mutfağımı toparlamıştım. Dedim siz odanıza geçin. Pijama partiniz yapın. Ben dedim kaldırırım. Şunu da artık kapatabilirim. Şuraya da su koyayım. Aşağı inip şunları koyacağım. Turgut'la kendime bir çay demleyeyim. Bir mısır falan patlatırım. Masterchef'i izleyeceğiz. Bir de Gülşen'le Mina Nur'u şey almaya göndermiştim ben öğlen. Çiğ köfte. Bu akşam Masterchef'te çiğ köfte vardı. Çiğ köfte yapıyorlar şu an. Ay çok doldurmuşum. Şöyle. Çiğ demledim bacım. Hemen şöyle azıcık minnacık bir mısır patlatalım. Portakalımı da hemen soyayım. Elmamız bitmiş. Diğer meyvelerimiz de bitmiş. Sadece portakal ve mandalina kalmış. Çiğ köfte de koyarım ama çiğ köfteyi sonra koyarım. Çünkü ilk geldiğinde bir yedilik bir çay tane. Öyleyim. O yüzden şu an çiğ köfte koyacağım ama bir iki çerez koyayım ortaya. Bir de ben dün bir kek yaptım bacım. Havuçlu. Şimdi size göstermeyeceğim şeyi niye anlatayım değil mi? Bir de var. Neyse çok güzel havuç kek yapmıştım. İçine limon ve portakal rendesi de koymuştum. Kabuğu rendesi. Acayip efsane bir şey oldu cevizli bir kek. Birazcık ondan koyarım yine ortaya. Tuzlu kurabiyem de var. Yeter ha, bu adam her akşam bir şey istiyor. Canı sıkılıyor. Tövbe estağfurullah. İki dedikodu yapak bacım. Yine şöyle tekrarladım. Her tarafı bir süpürdüm. Sildim. Şimdi artık çayınızı doldurup keyif yapma vakti. He, ben hemen keyif yapabileceğim mi? Yapamayacağım bacım çünkü. İki dakika bir aşağı inip çamaşır halledeceğim. Ondan sonra ama tabii öncesinde bir bardak çayımı içeyim. Ama vedamızı da yapmak istiyorum artık. Canlarım benim. Benden, bizden. Bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki vlogda yine burada sizlerle buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.